Üzerlerine beton dökülen 10 cesedin 2000 yılında İstanbul Çengelköy'de bulunuşunu herhalde hatırlarsınız. Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar gönderen yeraltı radarı, kısaca GPR, bu tip gizli mezarların bulunmasında çok işe yarar. Çünkü dalgaların yansıması karşılaştığı cismin toprak, beton ya da insan kemiği olmasına göre değişir. Sonuçların yorumlanması zordur. Bu nedenle polisin adli arkeolog ve jeologlarla işbirliği kaçınılmaz. Eşlisi, Kozma Çalısı ve İhalelisi oynanan batak, İskambil oyunlarının en ünlü ve en bilinenlerindendir. Öyle ki Başkan Clinton dahi batakın Amerikan versiyonu olan Ohel'i Beyaz Saray günlerinde yönetmen Steven Spielberg'den öğrendiğini ve en keyif aldığı kağıt oyunu olduğunu bir sosyal paylaşım sitesinden ilan etmiştir. Suç bilimciler eğitimle suç arasında ilişki olduğunda hemfikirdir. Eğitimin suçu engellediği muhakkak. Ancak suçun çokça işlendiği ortamlardaki çocukların eğitimlerinin de engellendiği, böylelikle kısır bir döngü içine düşüldüğü de muhakkak. Patolojik kumar ile madde ve alkol bağımlılığının el ele gittiği uzunca bir süredir bilinir. Kumar Araştırmaları Dergisi'nin Nisan 2011'de yayınlanan sayısında bunlara bir yenisi eklendi. 400'e yakın hükümlüyü inceleyen bir grup Amerikalı psikolog, kumarbazlığın cinsel saldırı ve aile içi şiddetin de bir ön işareti olduğunu açıkladılar. Kadınlar asırlardır ortadan kaldıracaklarını bıçaklamak, boğmak, kurşunlamaktansa yavaşça zehirlemeyi tercih eder. Ayrıca öldürme işini bir erkeğe yaptırmak çok daha fazla işlerine gelir ve bunda pek beceriklidirler. Sanırım bu yüzden tüm dünya suç istatistiklerinde hem sıradan hem de seri katil erkeklerin sayısı kadınların 10 katıdır. Kanapenin kenarındaki lekenin niteliği bu bölümün kilit delillerinden biriydi. Kesik kanıyla adet kanını birbirinden ayırmakta zorlandığımız günler geride kaldı. Şimdilerde lekeden elde edilen haberci RNA molekülü adet kanına özgü işaretler açısından incelenerek sonuca varılıyor. Üstelik lekenin birkaç yıllık olması bile analizleri etkilemiyor. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktu.